Efendim Yenikapı Trabzon Kültür Günlerinden tekrardan selamlar, saygılar. Şu anda Beylikdüzü Trabzonlar Derneğimizin standındayız. Ali Osman Eser Taş Başkanım orada. Yönetici kardeşim, benim hemşerim. Evet Hasan Bey, size de bir ince konuşacağız birazdan ama. Efendim Kuzey Yıldızı Trabzonspor Derneği'nin yöneticisi. Çok değerli. Doğrudur değil mi efendim? Doğrudur. Kuzey Yıldızı Trabzonsporlar Derneği. Evet, Trabzonsporlar Derneği. Tek delege derneği. Yine aynı zamanda sigorta sektörünün çok başarılı bir ismi. Abdullah Özcan kardeşim. Seni de burada görmek bizim için çok güzel, çok özel. Şu zaten aynı zamanda ben Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun genel başkan vekilliğini yapıyorum. Genel başkan vekilimiz aynı zamanda. O yüzden bu tür organizasyonlarla beraber tüm Trabzonlarla bir arada olmak, bütün derneklerimizle beraber olmak mutlu ediyor insanı. Trabzonlu nerede olursa olsun başarılı olmak zorundadır. Çünkü bizim o coğrafyamız, genlerimizden gelen başarı hırsı, atalarımızdan bize iliklerimize kadar işlenmiş azim inkar edemeyiz. Onların hepsine çok teşekkür ediyoruz. Tüm Trabzonluları, Trabzon'u seven dostlarını, sadece Trabzonlulara değil, komşunu al da gel Yenikapı'ya diyoruz. Horon, karalahana, mısır ekmeği, her şey var. Herkesi bekliyoruz. Abdullah Özcan efendim, Çaykara'nın yiğit delikanlılarından bir tanesi. Tabii STK'larda hizmet devam ediyor ama gerçekten sigorta kurumunda da çok başarılı bir isim. Onun için ayrıca bir gurur duyuyoruz seninle. Başarıların daim olsun sevgili Abdullah'ım. Çok teşekkür ediyorum. Ben dediğim gibi Abdullah Özcan olarak değil ama Trabzonlu olarak başarılı olmak zorundayım. O yükü omuzlarımda hissediyorum. Eğer başarılı oluyorsam da ne mutlu bana ki Trabzonlara layık olmuş oluyorum. Evet, gayet de iyi oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, efendim bizleri izlemeye devam edin. Biz buradayız. Efendim Yenikapı'dan, Trabzon Kültür Günlerinden hepinize tekrardan selamlar. Standları geziyoruz. Tabii Sürmeneli'yi görünce de bizim için ayrı bir şey. Trabzon başka ama biz Sürmeneli olduğumuz için o güzelliği de biz burada standı görünce de ayrı bir mutlu olduk. Burada benim değerli dostlarımız var. Onları bir tanıyalım. Bakalım burada bu standta kimler var? Evet değerli kardeşim, nasılsın, iyi misin? Seni bir tanıyalım. Teşekkür ederim. Hasan Kul, TDF Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Yardımcısı. Eski Trabzon Sultan Gazi Trabzonlar Dernek Başkanı. Yeni Trabzonlar Sultan Gazi Trabzonlar Dernek Başkanım. Ona da geçeceğiz. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Ama yeterli. Karizma başkan, karizma hep aynı. Yok yıllarda abi, hiç değişmez. Var bu işte bir şey. Yaşlandık biraz. Bunu bir ara konuşalım. Peki. Evet, yine çok değerli bir isim var. Sizi tanıyalım efendim. Ayhan Hafızoğlu, Trabzon Sürmeneli'yim. Neresinden başkan? Oylum. Bu ne düzü? Evet. Ay maşallah, ne güzel. Sultan Gazi Trabzonlar Dernek Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Sürmene Oylum Dernek Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Maşallah. Federasyonumuzun böyle bir etkinliğinde açılışına geldik. Standları, hemşehrilerimizi ziyaret etmeye. İnşallah pazar günü akşama kadar burada olacağız. Tüm Trabzonlu hemşehrilerimizi komşularıyla beraber etkinlik alanına Yenikapı'ya bekliyoruz. Şimdi Sürmeneli Başkanı bulunca tabii Sürmene bizim için ayrı bir şey. Biz orada büyüdük, buralara geldik. Sayın Başkan, Vunit'ten yukarı yaylalara çıkardık biz. Evet. Onun için buradan Vunit'e de, Sürmene'ye, bütün Sürmeneli dostlarımıza da tüm Trabzonlu hemşehrilerimize selam gönderelim. Onları da buraya bekliyoruz. Sağ olsun. Sürmene İlçe Başkanımız bizi yalnız bırakmadı bugün. Kendileri aramızda. İnşallah o da sizlerle beraber röportaj verecek. Evet inşallah. Peki teşekkür başkan ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hemen abi. Efendim tabii değerli isimleri sizlere tanıtmaya devam ediyorum. Yine burada çok değerli bir isim var. Efendim sizi bir tanıyalım. Hüseyin Hazırlıoğlu ben. Evet Hüseyin abi, nasılsın? İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de böyle tabii Sürmene tabelasını görünce Sürmeneli olarak ayrı bir insanda evet, şey oluyor. İyi yaptınız. Eyvallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de bugün geldim. Derneklerimizde burada Trabzonluların derneklerinin bir etkinliği var. Ben de Sürmene'den bugün geldim. Ayağımızın tozuyla da buraya gelmiş çok oldum. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, buradan Sürmene'ye de özellikle selamlar gönderiyoruz. Siz de orada çok güzel hizmetler yapıyorsunuz. Çok Allah razı olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Biz de bekliyoruz inşallah Sürmene'de. İnşallah. Yazın geldik oralara ama bulamadık seni. İnşallah bu sefer her zaman. Her zaman. İnşallah bekliyoruz. Sayın Başkanım'a da çok teşekkür ediyoruz başkanım. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Var olun. Her zaman emrinizdeyiz. İstanbul'da olarak unutmayın. Çok sağ olun. Evet. Şimdi şöyle gidiyoruz bu tarafa doğru. Evet. Değerli abimizin yanına gelelim. Sizi bir tanıyalım efendim. Abdülcelil Çakar.
18 sene İstanbul'un değişik ilçelerinde müftülük yaptık. 6 yıl Sürmene müftülüğü yaptık. Bartın müftülüğü yaptık. Şu anda Ankara merkezdeyiz. Sürmene'ye müftülük yaptınız mı? 6 yıl. Oy maşallah. Onun için Sürmene'liler bu kadar mübarek olduğunu şimdi anladım. Sayın müftüm. İyi ki anladım onu ya. Sayın müftüm, hem Sürmene'de daha sonra nerede müftülük yaptınız? Burada Esenyurt'ta yaptım. Bartın İl Müftülüğü yaptık. Evet. Şu anda Ankara merkezdeyim ben. Başkanlık müftüsü olarak görev yapıyorum. Maşallah. Ne güzel, ne güzel. Allah razı olsun böyle. Memleket. Eski anılarımızı yaşatmak için böyle geldik Sürmene'yi görünce. Siz de mi Sürmene? Çaykara. Çaykara. Farkı var. Sürmene ha Çaykara. Evet, doğru söyle. Kesinlikle öyle. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim yine burada bir emicem var maşallah ya. Emicem delikanlı gibi. Emicem herhalde 65 var. Evet. Evet. Sizi bir tanıyalım. Oturun isterseniz. Hiç rahatsız olmayın. Yok. Evet, tanıyalım 20 sizi. Daha eklersek 19 da. Oy maşallah. Oy maşallah. Hiç. Allah uzun ömür versin. Cemil evet, tanıyalım sizi. Efendim. Benim ismim Ergin Kulaçoğlu. Oy maşallah Ergin abi. Emekli noter, avukat. Evet. Trabzon eski yöneticisi. Eski yöneticisi. Oradan işte o Kulaçoğlu duyunca ne güzel, evet. Ne güzel. O Hakan aday olan Hakan Kulaçoğlu'nun amcası. Ha. Bu çok daha eski yönetici. Evet. Yıllar. Maşallah. Yani ilk şampiyonluklarda. O dönemde. Sizin döneminiz, sizin döneminizin yöneticileri artık eski yöneticiler yok yani. Hepsi güzel. Hepsi, bak bak ne hepsi. Güzel, ne güzel. Büyüklerimiz hepsi. Böyledir efendim. Peki sizi burada görmek çok, bizim için çok önemli. Çok bir mesajınız var mı efendim bizleri izleyenlere? Bütün dostlara, hemşehrilerimize saygılarımı sağ olun, arz ediyorum. Şeref verdiniz. Çok her şey gönüllerince olsun. Amin. Evet çok teşekkür ediyorum. Efendim sizi de tanıyalım şöyle. Evet merhaba. Benim ismim de Şenol Kulaç. Ben de Sürmeneliyim. Sen neresinden? Orta Mahalle. Orta Mahalle. Bak hep hemşehriler bir arada. Ne güzel ya. Evet. Evet ben de emekli emniyet mensubuyum. Şimdi İstanbul'da birkaç yıldır yaşıyorum. Hemşehrilerime selam buradan gönderiyorum. İşte burada da hepimiz bir arada oluyoruz. Çok sevindik böyle bir arada olmaya. Bu etkinlikleri seviyoruz, destekliyoruz. Böyle zaman zaman buluşalım zaman o zaman. Zaman zaman buluşalım, evet. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İnşallah, şimdi tabii ben yazın memleketteydim. Buradan belediye başkanımıza da, Sayın Rahmi evet. Üstün Başkan'a da selamlar gönderin. Başkanım dedim ya bir organizasyon yapalım, siz topu bana verin. Gerisini siz sadece dedim alanı. İnşallah öyle bir şey yaparsak onun öncülüğünü de almak istiyorum. Yani buradan ekibi toplayıp. Çünkü bizim memleketimiz bunu hak ediyor. Evet. Orada da bu güzel şenlikleri de inşallah yaparız. Sayın başkanımıza da selam i̇nşallah. Olsun buradan. Ben çok teşekkür ederim hepinize. Başkanım. Sağ olun. Evet benim sanatçı kardeşim Ahmet Ekşioğlu. Ahmet'im hoş geldin. Evet. Evet Ahmet'imi de yakaladık. Ahmet'im şeref verdin. Bu sene Rizeli sanatçı kardeşimiz. Rize'de çok balık yakaladı. Bizi de davet etti ama gidemedik maalesef. Ya piyasada bir tane alabalık bırakmadın Ahmet ya. Yok benim gittiğim yerlere kimse gitmiyor ki. Gitmiyor. Var mı bir mesajın kardeşim? Tabii bu derneklerin düzenlediği bu organizasyonda elini taşın altına koyan tüm başkanlara, yönetim kurullarına huzurlarınıza çok teşekkür etmek istiyorum. Zaten sizlerin olduğu yerlerde eyvallah. De eksiklik olmuyor. Sağ ol. Trabzon zaten bunu çok güzel yaşıyor. Trabzon'la çok güzel yaşıyor. Trabzon Rize ayrımı yoktur. En büyük Trabzonspor diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Evet Ahmet'im görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Evet benim değerli kardeşim var burada. Evet ya, Sürmene'nin değerlerinden bir tanesi. Yani yıllardan beri böyle karşılaşırız. Ben 30 yıldan beri radyo televizyonlarda bir Sürmeneli kardeşiniz olarak dilimizin döndüğü kadar bölgemizi, yöremizi anlatmaya gayret ediyoruz ama burada benim değerli kardeşim o da her yerde o mücadeleyi verenlerden bir tanesi. Biz iyi tanıyoruz ama sizler tanıyın. Kendinizi şöyle bir tanıtın bize. Evet. Resul Hamza Emin ben. Sürmenelilerin hizmetindeyiz ama Murat Başaran bizim üstadımızdır. Estağfurullah. Bu varken biz yoktuk piyasada. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Her zaman bizim öncümüzdür. Estağfurullah. Hani söz sultanının yanında atılan taş baş yarar. O yüzden sözü sultanına bırakmak estağfurullah. Lazım. Yok biz söz hepimizin sözü. Söz hepimizin sözü. Biz yani Murat Başaran'ın yanında bu biz o toprakların evet. O toprakların havasını alarak buralara geldik. Tabii burada Sürmeneli hemşehrilerimizi görmek biz yıllardan beri yöremizin türkülerini radyolarda, evet. Televizyonlarda dile getirmek, bölgemizi anlatmak bizim için de ayrı bir onurdur. Buradan da Tekin Küçük Ali Başkanıma selamlar gönderiyorum. Onun selamlar. Bir güzel cümlesi vardır bana. O beni hep motive etmiştir. Ya dedi Murat dedi. Sen dedi bu bölgeye yaptığın hizmeti hiç kimse yapmamıştır. O beni hep onure etmiştir. Sağ olsun, var olsun. Bizler o bölgenin insanları. Karadeniz'de tabii Sürmene'de doğduk. Orada büyüdük. Oranın yaylasını, havasını
doğasını, her tarafını bilen insanlardınız. Burada da hemşehrilerimizi gördüğümüz zaman bizim için ayrı bir onur, ayrı bir gurur. Sizlere de başarılar daim olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz. Başka bir mesajınız var mı? Buyurun. Yani biz de dernekçilik, sivil toplum örgütlerinde görev yapıyoruz. Hemşehrilerimizden yani Murat Başaran'ın hizmetleri çoktur. Ekranlarda çok teşekkür ediyoruz. Yani değeri ne kadar teşekkür etsek azdır. O zaman bana bir lahana çorbası ısmarlarsın bir an. Yarın mı? İnşallah. Çok tamam öyle. Sayın Başkan da burada, hem de Vunit'ti. Vunit. Yarın lahana dolması geliyor. Öyle mi? Evet. Ama sahtesi değil mi? O bazen zeytinyağı içine et koymayla hiç de yenmez. Tereyağı anlar. Öyle mi? Yarın buradayız efendim, sarmayı yiyeceğiz. Sayın Başkanım sen de buradasın herhalde. İnşallah. Tamam, yarın lahana sarmasını hep beraber yiyoruz. Efendim bizi izlemeye devam edin. Efendim bizim çok değerimiz, harika bir yazarımızı yakaladık, değerli abimizi. Ya abim benim, yıllardan beri hiç değişmez misin maşallah? Ben değişiyorum, zaman değişmiyor. Hayır, fikirler, ürettiğiniz şeyler değişebilir ama fizik anlamında hep aynısınız maşallah. Yok, ürettiklerim değişmiyor da ben değişiyorum. Yani düşüncem değişmez. Tabii böyle bir ilim adamına, bilim adamının cümlelerine cevap verebilmek bizim için zor ama. Yok, abim değil, benim. Öyle değil. Evet, şöyle bizleri iyi tanıyoruz ama kendinizi bir tanıtın. Ekran başında izleyenlere neler ifade etmek istersiniz? Benim adım Halim Saral. Diş doktoruyum. İşte kendi başında yaşayan, ne bileyim okuduğunu anlayan, düşünmekten korkmayan, düşünmeden hareket etmeyen, enteresan bir adam, ne bileyim. Çok güzel işte. Bir adam. Halim abinin yaptığı dişler hiç düşmez, biliyorsunuz ana dişi gibi. Böyle de bir durum. Onun için Halim abi, hala devam ediyoruz değil mi Halim abi? Peki Halim abime çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyoruz. Sağ olun, var olun. Seni seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayret, tanıdım seni ama.